أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون صدق الله العظيم. Efendim merhabalar. Hayırlı iftarlar olsun. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi
üzerimizden eksik olmasın inşallah. Yüce Rabbimize hamdü senalar ediyoruz. Sevgili Peygamberimize de salatü selamlar gönderiyoruz. Rabbimiz kabul eder inşallah. Bugün Allah kısmet ederse Ramazan ayında daha çok dikkat edeceğimiz insanlara karşı davranışlarımızın olmazsa olmazı olan nezaket kuralı üzerinde duracağız inşallah. Nezaket. İnsanın özünde vardır esasında nezaket, incelik. Her insanda Rabbimiz bunu herkese bahşetmiş. İnsanın hamuru nezaket ve incelikle yoğrulmuştur. Bunun için sevgi ve nezaketle insanlara yaklaştığımız zaman bize gönüllerini ve kucaklarını açacaktır insanlar. Tabii bu karşılıklı nezaket kurallarına uyma şeklinde tezahür edecektir. Değerli kardeşlerim, peki nezaket ne demek? Onun üzerinde kısaca durmakta fayda var. Nezaket, hikmetle hareket etmek, kalp kırmaktan kaçınmak, insanların kalbine nüfuz etmeye çalışmak. Evet, yani öyle ağzımıza geldiği şekilde konuşmayacağız, her aklımıza geleni söylemeyeceğiz, davranışlarımıza dikkat edeceğiz. İnsanları, karşımızdaki insanları rencide etmemeye gayret göstereceğiz inşallah. Nezaket konusu ne olursa olsun, herhangi bir konuda, karşımızdaki de kim olursa olsun, büyük, küçük, yerli, yabancı, inancı vesairesi ne olursa olsun, ne kadar farklı olursa olsun, muhatabı incitecek söz ve davranışlardan kaçınmamız gerekir. Bütün insanlığa her bakımdan en güzel örnek olan sevgili Peygamberimiz, her hususta bizim örneğimiz, önderimiz Peygamber Efendimiz Aleyhisselam, güzel ahlak, nezaket ve zarafet konusunda da gerçekten benzeri olmayan bir örnektir Peygamberimiz. Onun hayatı baştan başa nezakettir. Baştan başa zarafet örnekleriyle dopdoludur. Bütün sıkıntılı anlarında bile o nezaketini, zarafetini hiç kaybetmemiş, hep göstermişti insanlara. Bütün insanların ebedi mutluluğa kavuşması için gayret eden, adeta kendisini helak edercesine bir kimsede gördüğü hatayı düzeltirken bile nezaketi asla elden bırakmamıştır Peygamberimiz Aleyhisselam. Yani muhatabını karşısına alıp onu mahcup etmek, utandırmak yerine genele hitap ederdi Efendimiz Aleyhisselam. Mesela bir yerde veya bir şahısta olmaması lazım gelen bir tavır, davranış, söz vesaire durumuna şahit olduğu zaman bizzat ona hitap etmez. Sen böyle yaptın, ayıp ettin, bir daha yapma falan, böyle ikaz etmezdi Peygamberimiz. Genelleştirirdi. Bazılarının şöyle yaptığına şahit oldum derdi. Yani bu davranış yapılmasın. Veya şöyle şöyle davrandığınızı görüyorum genele hitap ederek, böyle davranmak doğru değildir şeklinde karşısındaki şahsı, asla o anormal durumun sahibini rencide etmek istemezdi Peygamberimiz Efendimiz. Peygamberimiz dostlarına da düşmanlarına da karşı nezaket ve zarafetle davranırdı. Evet, hem dostlarına hem düşmanlarına karşı. Onun etrafında insanların çoğalması, bu şekilde etrafının genişlemesi onun nezaketinden.
Peygamberimiz yumuşak huyluydu değerli kardeşlerim. Alçak gönüllü, mütevazı, anlayışlı, güler yüzlü ve tatlı dilli bir peygamberdi. Bütün peygamberlerde esasında bu özellik vardır zaten. Hazreti Enes radıyallahu anh onun yanında uzun yıllar kalmış. Peygamberimizin sohbetlerinde bulunmuş. Ona yardımcı olmuş, hizmetinde bulunmuş bir sahabi. Çocukluğundan itibaren uzun yıllar kalmış. Şöyle anlatıyor bir defasında. Resulullah diyor peygamberimiz biriyle tokalaştığı zaman karşısındaki şahıs elini bırakmadıkça o da bırakmazdı. Evet, yani ona karşı bir saygısızlık olmasın diye Resulullah öyle davranırdı. Ve tokalaştığı insan veya konuştuğu muhatap yüzünü çevirmeden peygamberimiz çevirmezdi yüzünü diyor. Selam verirken önce davranmaya gayret eder, önce selam vermeye çalışır. Ama herhangi birisiyle karşılaştığı zaman, tokalaştığı, musafaha ettiği zaman onlardan ayrılan, ilk ayrılan kendisi olmamıştı. Hazreti Enes öyle anlatıyor. İşte bu ve benzeri üstün özellikleri sayesinde etrafındaki insanlar kendisini çok sevmişler peygamberimiz. Ona inananlar hayatlarını adeta onun için feda etmeye hazır duruma gelmişler. Bu kadar sevmişler peygamberimizi. Böylece birbirini seven, sevgi dolu, mutlu, huzurlu bir toplum inşa etmiş Resulullah Efendimiz. Onun için o döneme biz ne diyoruz? Asr-ı saadet, değil mi? Mutluluk çağı, mutlu yaşanılan dönem demektir. Asr-ı saadet. Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Allah şöyle buyuruyor değerli kardeşlerim. Estağfirullah. Bu ayet bizim hayatımızda yönümüzü tayin edecek ve sevgili peygamberimizin nasıl olduğunu haber verirken bizim de öyle olmamız gerektiğine işaret buyuruyor. Estağfirullah. Febima rahmetin minallahi linte lehum ve lev kunte fazzan galizel kalbi lenfezzu min havlik fa'fu anhum ve estağfir lehum. Ayet böyle. Metni bu. Biz metnini de bazen okuyoruz ki onun bu füyüzatından mahrum kalmayalım diye. Şöyle diyor Rabbimiz orada mealen. Peygamberimize hitaben. Allah'ın rahmetiyle sen o insanlara mülayemetli davrandın. Yani tatlı dilli, güler yüzlü olarak davrandın. Yumuşak davrandın. Katı kalpli olsaydın ya da kaba birisi, kaba saba biri olsaydın senin etrafında kimse kalmazdı. Cenab-ı Allah peygamberimize söylüyor bunu. Evet, etrafında kimse kalmazdı. Öyleyse onları affet. Yani peygamberimize karşı yapılmış olan bir takım saygısızlıkları diyelim. Onları diyor affet. Yani sana karşı böyle bir istenmeyen tavır ortaya koydularsa, bir söz söyledilerse onları affet. Onların bağışlanması için dua et. Cenab-ı Allah böyle diyor. Dua et onlar için diyor. Bu esasında tabii onun şahsında değerli kardeşlerim bizleredir bu. Evet. Bütün bir insanlığa esasında böyle olun diyor. Görgü kuralları, adab-ı muaşeret işte bunlar. Bizler de sevgili peygamberimizi tabii ki elbette örnek almalıyız. Alacağız inşallah. Yüzümüzden gülücükler eksik olmayacak. Ve hemen parlayıp karşımızdaki insanları mahkum etme gibi bir duruma düşmeyeceğiz. Yine Kur'an-ı Kerim'den bir başka ayet. Resulullah'ı
anlatıyor esasında. Yani onda ne mübarek örnekler olduğuna işaret buyuruyor. Estağfirullah. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ ف۪ي رَسُولِ اللّٰهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُ اللّٰهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللّٰهَ كَث۪يرًا. Evet. Ne muhteşem ifadeler bunlar. Allah'ın rahmetini ve ahiret gününe kavuşmayı ümitle bekleyen, evet, neyi bekleyen? Allah'ın rahmetini ümitle bekleyen, ahiret gününe kavuşmayı, zaten kavuşacağız oraya ama nasıl kavuşma o kavuşma? Mutlu bir ahiret hayatına adım atmayı bekleyen insan ve Allah'ı çok zikreden, onu çok anan, ibadetine, taatına, mali, bedeni, bütün ibadetlere tam manasıyla tevessül edip o ibadetlerin hakkını veren sizler için Allah'ın gönderdiği peygamberde büyük örnekler, güzel örnekler vardır. Evet, güzel örnekler vardır. Usvetün hasene, usve-i hasene diye tabir edilir. Güzel örnek. Peygamberimizin bütün davranışlarını biz örnek alırız. Evet, o güzel huylu, tatlı dilli, güler yüzlü, gayet kibar tavırlı ve Resulullah eşi olmayan bir dürüstlük timsaliydi. Evet, dürüstlük timsali. Zaman zaman bunu pek çok ekranda da dile getirilir. Biz de çok dile getiriyoruz. Geçen yine bir konuğumuz dile getirdi. Yani Allah Resulü'nün hayatına kasteden, onu öldürmek isteyen, öldürmeye teşebbüs eden insanların onda emanetleri vardı. Düşünebilir misiniz? Evet, hem öldürmeye kastediyorlar hem ona emanet bırakıyorlar. Ve neden? Biliyorlar ki o emanete zarar vermez. Ölümüne de olsa emanete zarar vermez. Veya onun benzeri böyle bu kadar dürüst bir insan bulmak o kadar kolay olmasa gerek değerli kardeşlerim. Ama biz o yolun yolcusu olarak, o peygamberin birer ümmeti olarak biz de öyle olma gayreti içerisinde olacağız. O ahlakla ahlaklanmaya gayret edeceğiz. Başka kurtuluşun başka çaresi yok. Kesinlikle. Peygamberimizi kendine örnek alan bir Müslüman, bir mümin nasıl olacak? İşte onun gibi güler yüzlü olacak, tatlı dilli olacak, doğru sözlü olacak, uyumlu olacak. Uyum sağlanılan ve kendisinden asla kötülük beklenmeyen bir kimse olacak. Onu örnek aldığımız zaman böyle bir mübarek insan tipi ortaya çıkar. Bir gün değerli kardeşlerim, Peygamberimiz oturan bir sahabenin yanında duruyor, ona selam verip oradaki bir grup insana biraz sohbet ettikten sonra diyor ki, size bir şey söyleyeceğim. Buyur ya Resulallah diyorlar. Size sizin en iyiniz ve en kötünüz kimdir? Bildireyim mi? Oo, merak ediyor sahabiler. Ama herhalde Allahu Alem endişe ediyorlar ki, yani oradaki topluluk içerisinde sen en iyisisin, sen de kötü, en kötülü insanlardansınız buradakilerin diyecekler zannederek diyorlar ki, cevap vermiyorlar pek. Bildireyim mi diyor. Üç defa size en iyiniz ve en kötünüz kimdir, bildireyim mi, söyleyeyim mi? Evet, algı başka. Yani ben şahsen böyle bir ortamda bana birisi dese ki veya o topluluğa biri dese ki sizin en kötünüz, en iyisiniz kimdir? Ben şimdi size bildireyim dese endişe ederdi. Acaba bana mı söyleyecek yoksa benim iyi olduğumu mu, kötü olduğumu mu ifade edecek diye endişe ederiz.
Ama üç defa tekrar edince bu bir ısrar esasında. Hemen artık diyorlar ki, zaten merak da ediyorlar. Evet ya Resulallah, bize en iyimizi ve en kötümüzü haber ver. Esasında bu genel bir ifadedir. Yani orada bulunanların içerisinde en iyi en kötü diye kastetmiyor Peygamberimiz. Bütün bir ümmeti, bütün bir İslam camiasını, toplumunu kastederek söylüyor. Yani insanların, müminlerin, topluluğun en iyileri, en kötüleri kimlerdir? Genel vasıflar ortaya koyuyor. Söyle diyorlar ya Resulallah. Zaten merak ediyorlar. Diyor ki, sizin en iyiniz kendisinden iyilik beklenendir ve kendisinin kötülüğünden emin olunandır. Evet. Böyle beklenen. Yani düşünebiliyor musunuz? Öyle insanlar tanıyacaksınız. Onlarla arkadaş olacaksınız. Ve kesin emin olacaksınız ki ondan zarar gelmez. Ve hep ondan iyilik geleceğini düşüneceksiniz. Öyle olduğunu kabul edeceksiniz ve öyledir diye hüküm vereceksiniz. Ne mübarek bir insan. En kötünüz de diyor, kendisinden hiç iyilik beklenmeyen ve kötülüğünden de emin olunmayan kimse de en kötünüzdür. Böyle insanlar da ne yazık ki var. Her dönemde böyle iyiler, iyilerin daha iyileri, kötüler, kötülerin daha kötüleri olarak hakikaten var. Ne yazık ki. Ama bizim yolumuz iyilerden olmak. Nasılmış iyiler? Hiç kimse bizden kötülük beklemeyecek. O kanaati onlar üzerinde biz tesis etmemiz lazım. Evet, o kanıya nasıl olacak bu? Zamanla, sözlerimizle, tavırlarımızla, davranışlarımızla, komşuluk ilişkilerimizle, arkadaşlık münasebetlerimizle bunları ortaya koyacağız. Ve diyecekler ki, ha işte bu adam gibi adam. Bundan zarar gelmez. Bundan gelse gelse iyilik gelir. Bu kötü söz söylemez. Söylese söylese iyi söz söyler. Diye bu itimadı sağlamamız lazım değerli kardeşlerim. Evet, Peygamberimiz işte böyle diyor. Bir başka hadisi şerifi daha var Peygamberimizin konuyla alakalı olarak. Mümin kimdir? Yani inanmış insan kimdir? Müslüman kimdir? Nasıl olmalıdır? Bu soruya şöyle cevap veriyor. Mümin, inanmış insan, insanlarla hoş geçinen insandır. Evet, hoş geçinen insandır. Başka? Sıcak ilişki kuran insandır insanlarla. Böyle buz gibi değildir. Gayet cana yakındır. Ortama uyum sağlar ve insanları hep güler yüzle karşılar. Başkalarıyla geçinmeyen, geçimsiz insan ve kendisiyle de geçinilmeyen kişide hayır yoktur diyor. Evet, o ne başkalarıyla doğru dürüst uyum sağlayıp geçinir, ne de kendisiyle geçinilmez. İşte böyle insanda diyor Efendimiz Aleyhisselam, hayır yoktur. Ya Allah böyle durumdan bizi korusun. Bizi birinci cümlede ifade buyurduğu kendisiyle hoş geçinilen ve iyi ilişkiler kurabilen, başkalarıyla da iyi geçinen insan olmamızı Rabbimiz bizden esirgemesin. O huyu, o ahlakı bize nasip eylesin. Evet değerli kardeşlerim, güzel ahlak dedik değil mi? Güzel ahlak nedir güzel ahlak? Esasında çok kere de belirtmeye çalıştık. Ahlaksız insan yoktur. Herkesin ahlakı var. Ama ahlaklı insan, ahlaksız insan derken biz kötü ahlaklı insanı kastediyoruz ahlaksız diye. Ahlaklı, ne güzel ahlakı var dediklerimize de iyi ahlaklı insan olarak kastediyoruz. Bu zaten toplumca da böyle algılanır bu kavramlar. Ne demek güzel ahlak? Basit basit ifadelerle anlatmaya çalışalım. Mahrum edene vermek. Bakın, mahrum olana değil sadece. Seni mahrum edene vermek. Sen bir şey istedin, vermedi. Ama gün geldi,
O sana muhtaç oldu. Senden bir şey istedi. Sen ver diyor. Evet, ver. O ihtiyacını karşılasın. Karşıla onun ihtiyacını. Senden ilgiyi kesen mi var? Aramaz, sormaz vesaire. Hal hatır sormaz. Aradan o kadar zaman geçer. Hiç aramaz. Ama diyor, sen onunla irtibatı koparma. İlgiyi kesme diyor. Başka, haksızlık yapanı affet. Sana karşı bir takım yaramazlıklar yapıp senin canını sıkan, sana bu şekilde eziyet veren kimseleri de affet. Af nedir değerli kardeşlerim? Af, intikam alabilme imkanın elinde varken, hakkını alabilme gücündeyken fiilen, yani sana yaptığının karşılığını daha fazlasıyla ona ceza olarak vermen imkanı sende varken onu bağışlaman. Bu büyüklüğün en büyüklüğü. Cenab-ı Hak katında çok büyük değeri olan bir davranış bu. Evet, bakın sevgili Peygamberimiz bu konuda da ne diyor? Bir sahabiye, dünyada ve ahirette en değerli ahlakı sana öğreteyim mi? Bize öğretiyor esasında, onun şahsında bütün bir İslam camiasını, aslında bütün insanlığa öğretiyor. Alabilene aşk olsun. Öğreteyim mi diyor? Evet. Neyi? Dünya ve ahirette en değerli ahlakı sana öğreteyim mi? Ahlak nedir onu? Senin ile ilişkiyi kesenle irtibatını sürdürmen. Birincisi bu. Biraz önce izaha çalıştık ya. Senin ile irtibatını kesene senin irtibatını kesmeme. Bu akrabalar olabilir, arkadaşımız olabilir, aramıyor olabilir. Ya bana ne, o beni aramıyor, ben de onu aramayacağım değil. O benim hal hatırımı sormuyor, ben de onun hal hatırını sormayacağım değil. Sen yap diyor. Adımı, ilk adımı sen at. Sevabı sen kazan. Evet. Selamda da öyle. Selam verirken ilk selam veren daha çok merhamete layık olur. Allah'ın rahmetine layık olur. Ne güzel yani, bizim inancımız gerçekten ekstradan bize Allah'ın rızasını kazanmak için ne yollar bulmuş, ne güzel yollar açmış. Evet, bu hadisi bitirip bir ilahi arası vereceğiz inşallah. Ondan sonra seni mahrum edene vermen diyor. Ahlak, bunlar ahlak prensipleri. Yani biraz önce de ifadeye çalıştım ya, sen istedin, bir ihtiyacın oldu, vermedi sana. Olduğu halde vermedi. Ama gün geldi, o senden istedi. Sen ver diyor Resulullah. Ver, kazanan sen olursun. Ve sana eziyet edeni de bağışla. Ne mübarek değil mi? Yani biz bu ahlakla ahlakslansak etrafımızda hakikaten kolay kolay düşman kalmaz değerli kardeşler. Rabbimiz bizi bu huylarla huylanan, bu ahlakla ahlaklanan bahtiyar kullarından eylesin. Şimdi bir ara verelim, ondan sonra kaldığımız yerden devam edelim değerli kardeşlerim. Bir ilahi arası. Açan çiçeklere meyve verilmiyor Muhammed'siz. Açan çiçeklere meyve verilmiyor Muhammed'siz. Hak'tan gelen derde derman bulunmuyor Muhammed'siz. Hak'tan gelen derde derman bulunmuyor Muhammed'siz. Çok meşgul ol Kur'an ile, seherlerde figan ile.
Çok meşgul ol Kur'an ile, seherlerde figan ile, son nefeste iman ile, ölünmüyor Muhammed'siz. Son nefeste iman ile, ölünmüyor Muhammed'siz. Uzak cennetin yolları, uçar müttaki kulları, cennette Tuba dalları, salınmıyor Muhammed'siz. Cennette Tuba dalları, salınmıyor Muhammed'siz. Evet değerli kardeşlerim, bir nefeslik bir ara vermiş olduk. İnşallah o da faydalı olur. İlahiler de güzel terennümler. Evet, ne diyordu Peygamberimiz? Sana herhangi bir şekilde ihtiyacın olan bir şeyi vermeyene, onun ihtiyacı olduğunda sen ver. Bu bir ahlak prensibi. Seni mahrum edene sen onu mahrum etme hususunda gayret göster ve sana eziyet edeni de elinde intikamını alma imkanı varken onu bağışla, affet diyor. Af büyüklüktür. Bir başka sözü Peygamberimizin konuyla alakalı. Diyor ki kıyamet günü, kıyamet dehşetli bir gün. Bütün yaptıklarımızın hesabını vereceğimiz o mahşer günü. Allah bizi o zaman yüzleri ak olan, gönülleri pak olan kullarından eylesin. Hakikaten zor bir dönem. Yani düşünün, bir sınav heyecanıyla sınav salonunun önünde bekleyen veya sınav salonuna girdiği zaman heyecanı sürekli artan bir insan düşünün. Bu bir dünya için basit bir süreç, bir sınav süreci. Ama orada artık dönüşü olmayan, telafisi olmayan bir yerdeyiz. Eğer biz Rabbimizin affına nail olduk da affettiyse ne âlâ. Ama pek çok günahla, kul hakkıyla, Allah hakkıyla oraya gittikse Allah muhafaza, işimiz zor. Rabbimiz işi kolay olanlardan eylesin inşallah. Evet, kıyamet günü diyor, işte o günde inanmış insanın mizanında, yani bir nevi terazi, günahların, sevapların bizim anlayacağımız şekilde anlaşılsın diye Peygamberimiz onu örnekleriyle o şekilde veriyor. Terazi bir kefesine hatalar, günahlar, öbür kefesine de sevaplar, iyilikler vesaire onlar. İşte diyor o mizanında güzel ahlaktan daha ağır gelen bir şey yoktur. Güzel ahlakın prensiplerinden birkaç tanesinde biraz önce söylediğimiz, arz ettiğimiz Peygamberimizin o mübarek sözünde belirtti. Güzel ahlak. Her halimiz, ahlak deyince aklımıza davranışların, tavırların, sözlerin, her halimizin bir edep ölçüsü içerisinde ortaya konması. O zaman geldikçe tekrar yine sevgili Peygamberimizin ifadeleriyle onu arz edeceğim inşallah. Evet, demek ki mizanda, terazide en ağır gelecek olan sevaphanemizde güzel ahlak. Ondan daha ağır gelen bir şey yok diyor. Fakat Allah Teala çirkin ve düşük söz sahiplerine öfkelenir. Gazap. Gazap o işte. Allah'ın gazabını çekmek. Kime? Çirkin
ve düşük söz diyor. Düşük söz. Yani onu başka kavramlarla da ifade edilebilir. Evet. Bir sahabi ahlakı şöyle tamamlıyor. Peygamberimizin rahle-i tedrisinden geçmiş, eğitimini ondan almış bir sahabi. Abdullah bin Mübarek adı da. Evet. Mübarek oğlu Abdullah. O zamanları, hatta şimdi de o coğrafyada öyle, baba adlarıyla anılır. Bu coğrafyada da, bizim Kıbrıs'ımızda da soy isimi kanunu gelinceye kadar baba adlarıyla ifade ediliyordu, değil mi? Soy ismi yerine babası. İşte Ahmet'in oğlu Mehmet ise Mehmet Ahmet diye kayıtlara geçiyorlardı. O bizde de, bize de tevarüs etmiş ama daha sonra soyadı kanunuyla şimdiki duruma gelmişiz. Evet. Güzel ahlak diyor o sahabi, güler yüzlü olmak. Güler yüzlü olmak, böyle devamlı kahkahayla gülmek falan değil değerli kardeşlerim. Onu çok iyi irfanınızla anlıyorsunuz. Ya nedir? Güler yüzlü olmak, mütebessim olmak, asık suratlı. Hani derler ya, böyle suratı turşu satıyor, mahkeme duvarı gibi surat var adamda falan diye söylerler. Öyle olmayacak. Ya mülayim olacak. Güler yüzlü, tatlı sözlü. İnsanlar bizden kaçmayacaklar. Ya bu amma da şimdi kafa ütüleyecek falan, bir sürü lüzumsuz söz söylüyor, atacak tutacak falan, yalan dolan. Bu kanaat olmaması lazım bizim hakkımızda, diğer insanların. Evet, ne diyor? Güzel ahlak, güler yüzlü olmak, insanlara çokça iyilikte bulunmak. Çok önemli. İnsanlara çokça iyilikte bulunmak. İyilikte bulunmanın bin bir türlü yolu var, onu biliyorsunuz zaten. Yani bir işinin ucundan tutuvermek, işte bir yol göstermek, bir adres tarif etmek bile, bunlar hepsi birer iyilik. Tabii ayrıca maddi planda da iyilikler, o onun da elbette çok büyük, hem o tarafa hem bu tarafa faydası var. Mali ibadetlerin, sadakadır, zekattır vesaire, bunların çok büyük faydası var. Ahiret alemindeki bizim hanemize yatırım yapma faaliyeti. Evet. Sonra diyor, ahlakı devam ediyor Abdullah bin Mübarek Hazretleri, Peygamberimizin sahabilerinden birisi. Güler yüzlü olmak, tatlı dilli olmak, çokça iyilikte bulunmak, insanlara eza ve sıkıntı veren şeyleri onlardan uzaklaştırmak ya da o tip şeylerden uzak olmak. Yani insanlara sıkıntı vereceğimiz söz, tavır ve davranışlardan da uzak durmak. İşte diyor ahlak, ben Resulullah'tan edindiğim intibayla ahlak budur diyor. Güzel ahlakın alameti değerli kardeşlerim, yani bir insanın güzel ahlaklı olup olmadığını veya bir insanın değil, kendimizin güzel ahlaklı olup olmadığımızı kendimiz ölçüp biçip tartıp karar verebiliriz. Kendisi de dahil olmak üzere, yani biz kendimiz de dahil olmak üzere herkese, hatta bütün yaratılmışlara, canlı cansız bütün varlıklara karşı merhametli ve insaflı olmak. Ne kadar önemli değil mi? Bütün, yani hayvana, ota, çöpe vesaire, onlara karşı da merhametli olmak, son insaflı olmak, kimsenin ayıbını araştırmamak çok önemli. Hiç kimsenin ayıbını araştırma gayretinde olmayacak. Özür dileyenlerin özürlerini kabul etmek. Bu da çok önemli bir büyüklüktür. Başkalarından gelen bir takım sıkıntılara katlanmak olabilir. Yani evet, bizden birilerine hata gitmesini istemeyiz ama insandır, beşerdir, şaşar. Bize karşı bir yanlış yapmıştır ve
bizi belki de sıkıntıya da sokmuş olabilir. Ama affettiğin zaman aradaki buzlar eriyecek. O kişi de mutlaka hatasını düzeltecektir. Buna da biraz sabırla mukabele etmek gerekiyor değerli kardeşler. Her şeye karşı merhametli dedik ya. Peygamberimize bir çocuk getiriyorlar. Diyorlar ki, ya Resulallah, bu çocuk bizim bahçemizdeki ağaçların dallarına sopayla vurarak meyve indiriyor. Öyle mi yapıyorsun diyor Peygamberimiz o çocuğa. Evet diyor, öyle yapıyorum. Neden yapıyorsun? Çünkü diyor ben o meyvelerden yemek istiyorum. Onun için. O zaman diyor öyle yapma evladım. Yere düşenleri al, onları temizle ye. Ve sahiplerinden de elbette izin al. Ya da onlar sana verir. Yani ağaca böyle hızlıca vurup dallarına zarar vermeyi, onu incitmeyi tasvip etmiyor asla. Evet değerli kardeşlerim. Demek ki kendisi de daha kendisine karşı da merhametli olacak insan. Sadece başkalarına değil. Ve bütün mahlukata, insan, büyük, küçük, çocuk, yaşlı, genç vesaire hepsine, hayvan, ağaç, ot, çöp vs. hiçbir şeye karşı merhametsiz olmayacak. Yaptığı işin şuurunda olacak. Tekme atıp yuvarlıyor işte bir takım eşyayı vesaire. Niye yapıyorsun? Ya işte sıkıntıdan falan. Olmaz. Kendine hakim olacaksın. Zarar vermeyeceksin hiçbir şeye. Faydalı mı değil mi? Yani bir söz söylerken, bir davranış içerisinde bulunurken ölçü şu değerli kardeşlerim. Bu bizim Peygamberimizin ve Kur'an'ın bize kazandırdığı mübarek bir ölçü. Nedir? Bunun, benim şu söylediğim sözün, yaptığım işin dünyama ya da ahiretime faydası mı var, zararı mı var? Faydası mı çok, zararı mı çok? Bunu hesap et. Bu kadar basit. Bu kadar basit. Yani bu kendimize dünyayı dar etmek, zindan etmek falan değil. Ya iyi insan olma gayretinden başka bir şey değil. Bunları yaptıkça mutlu oluruz Allah'ın izniyle. Ve gerçekten mutlu olur. İyi insandan daha mutlu kim olabilir? Hiç kimseye karşı başı eğik değildir onun. Çünkü kimseye kötü söz söylemedi. Kimseye kötü bir davranışta bulunmadı. Yapan utanır. Yapmayan neden utansın? Evet, güzel ahlaklı kişi Peygamberimizin de ifadesiyle başkalarının kusurlarını asla araştırmaz. Yani devamlı ah bir açığını bulsam da bunu bir mahcup etsem, bir rezil etsem Allah muhafaza. Böyle diyebilenler olabiliyor ne yazık ki. Onlara üzülüyoruz. Bunun yerine yani birilerinin ayıplarını araştırma yerine kendi kusurlarımızı, kendi kabahatlerimizi düşünerek onları düzeltmeye çalışmamız erdemliliktir. Evet, kendimize bakacağız. Başkalarının kusurlarını araştırmaya falan vaktimiz olmaz. Kendimizi düzeltmeye gayret edersek etrafımız düzelir. Hani meşhur sözdür, işte sormuşlar bilge bir kişiye de çocuklarımızı nasıl terbiye edelim? O da demiş ki çocuklarınızı terbiye etmeye uğraşmayın. Siz kendiniz terbiyeli, ahlaklı olursanız onlar sizin gibi olacaklardır. Aile aynadır. Dışarıya o yansır. Evet. Demek ki büyük küçük herkese karşı edepli, tatlı dilli, güler yüzlü. Mümin böyle olması lazım. Evet, yine sevgili Peygamberimizin bir mübarek sözüne işaret edelim. Şöyle diyor. Din kardeşinin kabına su dolduruvermen bir sadakadır. O zamanın şartlarındaki su durumunu bir düşünün. Derin derin kuyulardan su çıkarılıyor falan. Evet. Bakın basit görünüyor. Bir kardeşinin kabına su dolduruvermen
sadakadır. Ona iyi şeyleri tavsiye etmek, yani bir insana güzel şeylerden bahsetmek, onun kötülük yapmasını önleme gayretiyle bir şeyler söylemek, yapmak, o da sadakadır diyor. Evet, iyi toplum inşa etmek için bir tuğla koymuş olacağız. Ona tabii onu kırmadan, dökmeden, yıkmadan ona güzel şeyler söylemeye çalışacağız. Bu bir cümle olabilir, bir kelime olabilir. Bizim bir tavrımız, davranışımız da onu ona telkin edebilir. Başka, kardeşine karşı güler yüzlü olmak da bir sadakadır diyor Peygamberimiz. Evet, yani bir Müslümanın bir başka Müslümana karşı güler yüzlü olması da sadakadır. Ya sokaktan veya işte yoldan taş, diken, kemik gibi bir takım zararlı şeyleri alıverip temizlemen de bir sadakadır diyor. Evet, bu da bir sadakadır. Yol yordam sorana, yani bir adres sorana, onu tarif edivermek, orayı gösterivermek de bir sadakadır. Ne mübarek dinimiz var. Ya değil mi? Bakın bak, bu davranışlar çok zor şeyler değil. Çok basit gibi görünüyor ama ne yazık ki çokça ihmal ettiğimiz şeyler. Ondan sonra da bir başka sözü Peygamberimizin, güzel söz sadakadır. Ya güzel söz sadakadır. Tatlı dil ve güler yüz olumsuzlukları ne yapar? Giderir. Etrafa pozitif bir enerjinin yayılmasına vesile olur. Pozitif enerji. Ama şimdi meşhur salgın hastalıkta zararlı olan tek pozitif uğraştı orada. Onun pozitifi zararlı. Ama diğer sahalardaki, davranışlarımızdaki vesairedeki pozitif enerji elbette ki faydalı, değerli kardeşlerim. Evet, yüce dinimiz İslam, insanları birbirine kaynaştıran her davranışı değerli bulur ve tavsiye eder. Burada inşallah bitirelim. Bir başka sohbette aynen kaldığımız yerde devam edelim. İnşallah herhalde yarın olur, Allah kısmet ederse. O bu konuya, bu nezaket ve zarafet konusuna, ehemmiyetine binaen devam edelim inşallah. Sevgili Peygamberimizden güzel örnekler arz ederek konuyu böylece daha iyi anlaşılır hale gelmesine gayret gösterelim. İftarlarınız mübarek olsun inşallah. Sabırla dinliyorsunuz, Allah razı olsun. Sahurlarınız bereketli olsun. Mübarek Ramazan ikliminin ılık ılık atmosferinde Ramazan'ı ihya etmeyi Rabbimiz hepimize nasip eylesin. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.